Agalarım! herkese selamlar. 4 Aralık 2024 Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Maçlar çok güzel aga yine çok samimi bir anlatımla hem ideallerinden hem de yüksek oranlardan bahsedeceğim. Maçlar güzel değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Aga çok güzel bir ilgi var. Bu ilgiyi biraz beğeni ve yorumla taşlandıralım istiyorum. Dediğim gibi her zaman derim herkese yazın. En azından emeğine sağlık aga. Bu gerçekten emeğe saygı. Sabahtan beri analiz, dün ekran başında canlı erken kalkış, uykusuz geceler ama ben sizde olmaz reis. Doğru mu? Devam ettim aga. Öncelikle bir adet maç yarışmamız var. Bununla başlayalım. Maç yarışmamız burada Arsenal'la Manchester United'ın karşılaşması. Maç skoru ne olur sizlere sorduk ve çok güzel ilgi olduğundan dolayı bilen 5 kişiyi 7 gün boyunca WhatsApp VIP gruplarımızda misafir etmek istiyorum. Fenerbahçe maç konu bilen sayısı da çok fazla. Ya gerçekten fazla. Herkesin içine doğmuş galiba 3-1. Çoğunlukla 3-1 vardı. Bilenler arasından hepsini yazdım. Çekiliş. Alanlar alamayanlar kusura bakmasınlar. Bu arkadaşları aldık çekilişle birlikte. Yani yapay zeka. Hakan Mete, İlteriş Kağan, Gürkan Oktar, Göktuğ Efe isimli arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından benimle iletişim kurabilir. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp VIP gruplarına katılmak isteyenler, herhangi bir sorusu olanlar, bilgi almak isteyenler, hal hatır sormak isteyenler ekrandaki numaradan iletişim kurabilir. Açıklama ve yorumlar kısmında WhatsApp linki de mevcut. Misli de çok güzel iş yaptık. Aga Misli neler yaptık ondan bahsedelim. Öncelikle Fenerbahçe maçına ben zaten Misli aldım. Güveniyordum. 2.5 üstünde bir aldım. Kadroyu gördükten sonra aldım. Acaba dedim ki 4.5 altında mı alsam? 1.5 üstünde oran yoktu. 2.5'a mı gidecektim? O arada kaldım açıkçası. Kadrolara baktım. Gaziantep'in kadroya baktım. Özellikle hücum beklerini çıkar ne dedim ki bu maç gollü olacak aga. 2,5 üstüne bir 5.000 misli aldım. Beşiktaş mücadelesine canlı aldım. 4,5 üst kartını almıştık zaten 1.63 orandan birazdan göstereceğim. 3,5'a da oran geldi. Bir 40 dedim ki aga alın. Hatta ikinci yarı 10 dakikada 7 kart buna çıktı. Yani hakem kart çıkartacak belli ama Diyor dakikasını bekliyor. ikinci yarı bekliyor hakem. O vibe'ı verdi bana. Aldık aga. Misli seviyesi bu şekilde. 5000, 2000, 4000 bu seviyelerde veya daha yüksek oynayan varsa misli seviyesi uygun. Ana kuponumuz vardı aga. Ana kuponu göstereyim. Ana kuponda Fenerbahçe aldı. 2.5 üst. Porta alır. 4.5 al. Porta maçında tam yazdım analizine zaten. 2-0 skor bekliyorum diyerekten de. Maçta tam 2-0 bitti bu arada. Bereketli olsun. NBA yapıyoruz. Euroleague yapıyoruz. Dün NBA verdik Minnesota mücadelesine. 5 farklı galibiyetini dedim. Sanırım 29 farklı ne atmış? 109, 80 mi ne bitmiş aga? Çok temiz geldi. Canlı olarak zaten gruplarda en sevdiğim canlı. Aga canlı yapmayı seviyorum. Gerçekten zevk alıyoruz. Hakkını da veriyoruz yani öyle söyleyeyim. Mutlaka bekleriz canlı gruplarına. Ücretsiz telegram grubumuz var. Aga yaklaşık 10.000 kişiye yakınız. Gelin hep birlikte şunu bir 10.000 yapalım. Burada da dün ücretsiz canlı grubunda da verdim. 2-3 tane canlı verdim. Hepsi geldi. NBA'yi verdim. O da geldi. Destek varsa aga ben her zaman verme taraftarıyım. Devam. Verme derken yanlış anlaşılmasın. Devam. Aga ekrandayız. Whatsapp grubundan bahsedeyim. bizim klasik mesai bu. Ekrandaydık devam ettik. Sonra neler vermişiz neler yapmış bakalım. Aga Kero dayamış ki. ilk yarıdan 0.5 üst kaç maçına bir girin demiş. Aga %2. Kasayı da biz yönetiyoruz. Ben de dedim ya. Aga kart gelecek sert geçiyor maç. Zaten bu intikam maçı bir nevi. Dedim ki 4.5 üst kartın oranı 1.63. %3 olaraktan alın dedim. 10.000 kasası olan 300 atsın dedim ben buna. Güzel oldu mu? Devam edelim bakalım. Dedim ki Fenerbahçe çok erken gol attı. Hatta Nesri karşı karşıya falan kaçırdı. İkinci golü atıyordu. Oran bekledim. İlk yarı Fener bir gol daha atar dedim. Bak bu gelmedi mesela. %4 verdim. Ama, ama neler kaçtı. Aga Hatay maçında gol oldu mu? Goller arka arkaya geldi. Kart 2 oldu bu arada. 44 ile 45'in dakikada 2 tane kart. Immobile gol atar almıştık Avrupa'dan geldi. Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe ev sahibi 6.5 üst kornerini aldık. 1.58 gibi orandan köre verdi. %2. Hatta ikinci yarı üst üste yani Fener ikinci yarı bir 10 tane konular kullandı herhalde. 4 konular bekliyorduk biz. Bir 10-15 tane kullandı. Kartımız geldi aga. Buna misli almıştım ben dediğim gibi. Bir kart daha geldi. 4.5 üstüne de geldi buradan. Fenerbahçe maçının korneri geldi. Çok rahat geldi zaten. BK gol attı. Kornerden geldi gol hatta. 2.5 üstünde bir Fener misli. Ano kupon, alternatif kupon, Avrupa kombin. Hepsi tek maça kalmıştı. Ano kuponu içeri aldık. Avrupa kombinini içeri aldık. Alternatif kupon Roma'nın kornerinden yattı. Vitoria'nın mücadelesi vardı. Aldım %3 yine 1.49 gibi orandan Vitoria'nın galibiyetini. 1-0 skor bekliyorum dedim. Hatta YouTube'da sizlere de anlattım. Maç 4-0'a gitti. Erken gol geldi çünkü. Burada Atalanta maçında Atalanta'nın bir golünü aldık. Vitoria galibiyeti geldi. Sevilla'nın golünü aldık. Sevilla geldi. Atalanta geldi. Roma'nın gençler hop, hop 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 derken aga yine keyifli bir gündü. Bereketli olsun. Şimdi her şeyi kenara bırakalım. Başlayalım. Dediğim gibi aga beğeni yorum destekleriniz bekliyorum. Şimdi Newcastle Liverpool maçıyla başlayayım. Aga bu maçta bakın. Newcastle gol atar bak. Ciddi manada söylüyorum. Ben geçen hangi maçta o Newcastle'la West Ham maçı mıydı? O maçı 90 dakika izledim aga. Newcastle inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Offside'a falan düştü. Gole attı İshak. Offside falan vesaire derken inanılmaz pozisyonlar kaçırdı 0 0 mağlup oldu. Ondan sonraki mücadele dedim ki ben o maçta ne verdim onu da bültenime aldım. Özellikle not almıştım. Deplasman yarı kazanır olarak almıştım. Bir bir biten mücadele. Crystal Palace mücadelesi. İkinci yarı attı fakat 90 artı 4'te gol yedi aga. Oyuna baktığımız zaman da çok da iyi bir oyun oynayamadı bunlar. Bak. Ama bir şekilde alacaklarını düşünüyordum bir yarıyı. Çok da iyi oyun oynayamadılar. Şimdi burada bu takım burada Liverpool'a karşı ekstra bir iştahla oynayacak aga. Benim beklentim burada Nilkes'in gol atması yönünde. Öncelikle KG varını ben öner öneririm sizlere. Hatta ideal puanlara da girebilecek bir maç olarak görüyorum. Liverpool çok iyi gidiyor. Puan farkını açtı. Takım yanıyor. İnanılmaz da oynuyor. Ama dediğim gibi gol var burada. Yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığımda ne yapabiliriz ya baktığımda. Ben diyorum ki ben bu Newcastle'a bir güveniyorum. Bir gol atmasını bekliyorum ya. Bu gol ilk yarıda gelebilir aga. İlk yarıda arkaya sarkan İsak burada golü buldu. Oğlum İsak sakat değil değil mi? Ha. Bir de öyle bir muhabbet var. Geçen bir ara verdik birini sakatmış sonradan. Daha doğrusu önceki maçta 90 dakika oynadı adam sakat değildi. Sakat olmadığını biliyorum. Junior, Junior. Ee, aynen Vinicius Junior. 90 dakika oynadı. Sonra ne ara sakatlandı bilmiyorum. Sonradan eklenmiş galiba. Bu da öyle bir muhabbet olmasın. Bir de dedik ya ilk yarıdan bir tane gol atabilir. Aga İsak gol atar. Bunun normal iddiada da var oranı. 3'e yakın oranı vardır bence. Bence bir bakın. Southampton Chelsea mücadelesi. Bu maçta iki tercih arasında kaldım. Gollü bir Chelsea galibiyeti mi? Çünkü diğer türlü oran yok. Kornere mi gitsem diyerekten de. Ama kornere gitmek istemedim. Çünkü Chelsea Bazen oyunu böyle yatıştırdığı zaman kontrol dönüyor. O baskın futboldan korneri çıkartabiliyor ama kontrol ataktan çok fazla korner çıkmayabiliyor. Çünkü yatıştırabiliyor mücadeleyi. Aga Soto'nun ben burada iyi bir futbol sergilemesin. Gol atma ihtimali de var. Benim tercihim burada gollere gittim Aga. Kornerde pek yemedi açıkçası. 2.5 üstünde bir Chelsea galibiyeti. 3-1 ayarında bir skor beklentim de var. Ha, oran almak isteyenler de 3.5 üstünde bir Chelsea galibiyetine de okey. Soton burada bir şeyler yapmak isteyecektir. Fakat şunu göstereyim aga. İlk 11'inden 3 tane oyuncusu da kart cezalısı. Bu da dediğim gibi beni biraz 2.5 üstünde 2'ye iten sebeplerden bir tanesi oldu. Tam kadro olsaydı belki kornere yani Soton tarafından da korner bekleyebilirdik. Böyle bir değerlendirme oldu. 2.5 üstünde 2 olarak değerlendirelim. Atletik Bilbao ile Real Madrid. Aga maçın ismi çok büyük. Bilbao gerçekten hak ettiği bir oyun oynuyor. Olası bir Real Madrid puan kaybı muhtemeldir. Ama ben burada Real Madrid tarafındayım. Şöyle bazı etkenler var. Vinicius takıma dönüyor Aga. Bu maçta muhtemelen ilk 11 olacaktır. Onun dışında Real Madrid zirve yarışına bayağı yakalamışken, Barcelona'ya yakalamışken bu tip maçlarda hata yapmak istemeyecek. İşte Real Madrid olduğunu bu maçlarda göstermesi lazım. Ama ben sizlere çok sağlam bir tercih de vereceğim. Gelir gelmez bilmiyorum ama inandığım bir tercih. Real Madrid, bak bir yarıyı kazanır. Nesine de bir 45 iddiada bir 50 küsur oranı vardır bunun. Real Madrid deplasmanda en az bir yarı kazanır Raga. Ya ilk yarıyı kazanır ya ikinci yarıyı kazanır. Bilmiyorum ama şunu da belirteyim. Ben bir Real Madrid galibiyeti düzden de bekliyorum. Doğrudan Masson 2 ile oran, 2 oranı varken hatta bu galibiyet abartıyorum formundayım çünkü. Handikap 0. Yani tek farklı bir Real Madrid gelme, galip gelme ihtimali de var bence. Kulağınıza çalayım. Arsenal'la Manchester United karşılaşması. Bu benim skor mücadelem. Arsenal form tuttu. Aga. Ritim buldu takım. Belirteyim. United tarafı da iyi oynamadı. 4-0 galip geldi Everton mücadelesinde. Hatta Amorim'in açıklamalarından bahsedeyim. Artık şeyi de takip ediyoruz. Böyle İngiliz teknik adamların bizim o kör İngilizcemizle çevirmeye çalışıyoruz. Alt yazı falan da oluyor da kendimiz demek de veriyoruz yani öyle söyleyeyim. Amorim şunu söylüyor Aga. Diyor ki Bakın diyor. Sonuç olarak beni eleştirmeyin diyor. Bu maçta 4-0 galip geldik ama Everton bizden neredeyse daha iyi oynadı diyor. Beni performansımla eleştirin diyor. Ha yarın bir gün diyor. Bunu demiyor da ben çeviriyorum bunu kendimce. Yarın bir gün e, birine 5-0 yenebiliriz ama oyunu biz oynarız. İşte 5-0 mağlubiyete bakıp yazma diyor bana kardeşim. Benim performansıma bak. Oyunu ne kadar geliştirmişim. Buna bak diyor adam. Haklı da ilk büyük sınavı Ciddi manada ilk büyük sınavı. Aga bu benim büyük hissettim. 2-1 skor var bende. Ciddi manada. Öncelikle idealden almak isteyenler Aga. Bunun oranı sanırım çok yoktu. Aynen. ama iddiada bir 40'a yakın oranı vardır bunun. Arsenal iki tane gol atar Aga. Odegaard'ın dönmesiyle birlikte. Saka'nın yanmasıyla birlikte. Son başta inanılmaz bir form. Ciddi manada inanılmaz bir form. Ben Arsenal'ın iki gol atmasını bekliyorum. Onun dışında Manchester'da burada kontradan geçiş oyunuyla birlikte Garnacho, Rashford. Bunları ileri koşturaraktan da bence gol bulma ihtimali var. Şöyle ev bir buçuk üstü verdim ya yüksek orandan da şunu vermek istiyorum. Hemen bu göstereceğim. Oranı kaç bakmadım bile. Aga 2.26. Mat sonu 1 ve KG var. Tam 2-1 skora göre okudum Aga. Bol şanslar. Aston Villa ile Brentford mücadelesi. Yine arada kaldığım maçlardan bir tanesi. Şundan dolayı arada kaldım. Korner mi yoksa ev sahibi tarafına mı gitmek mi? Aga ben burada Aston Villa tarafına gidiyorum. Ben burada Aston Villa'nın artık bir çıkış yapmasını bekliyorum. Brentford gol atabilir mi? Adamlar şu an Premier Lig'in en iyi kontra takımlarından bir tanesi. Liverpool'la bu geçiş oyununu çok iyi oynayan bir takım. Ama ben burada Aston Villa'ya bir gereksiz bir güvenim var. Neden bilmiyorum. Chelsea maçında da mağlup olduktan sonra bir yerde çıkış arayacaklar. Ve şunu söyleyeyim. Çıkış yapmaya müsait maçlardan bir tanesi. Ev bir 1.5 üst. 1.45 gibi orandan değerlendirdim. Hatta ben burada dediğim gibi bir Aston Villa'nın galibiyetini bekliyorum. 1.5 üstünde bir. Ona da okuyayım. 2 oranı falan var bunun da. 2 oranı yakın vardır. 1.77'ymiş aga. 1.5 bir üstünde birine de ben okuyayım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Aga maçlar bu şekildeydi. Çok güzel karşılaşmalar. Dediğim gibi WhatsApp VIP grubumuza gelmek isterseniz beklerim. Sizleri özellikle kırmızı halı serip karşılamazsam Herkese görüşmek üzere. Ekranda numara var zaten veya açıklama yorumlarda linki var. Tek tıkla bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.